Bugün 26 Nisan Salı günü. Bugün bizim okulumuzda fotoğraf çekim var. 12'lerin fotoğraf çekim var. Böyle sınıf fotoğrafı bir de İYAL yazısı yani okulun baş harflerinin ismi. Hayır, isminin baş harfleri. Gömlek memlek falan okul eteği giyip böyle. Dün biraz böyle duygulandım açıkçası. Çünkü ben liseye özleyeceğimi açıkçası hiç düşünmüyorum. Çünkü benim lisem hani öyle şey geçmedi ya. Bilmiyorum size ne kadar yansıdı ama böyle aa çok güzeldi. Evet mükemmel zamanlar geçirdim değildi. Hatta çoğu zaman kötü anlar geçirdim lisede. O yüzden çok özleyeceğimi düşünmüyordum açıkçası. Ama işte hani o kötü anlarda bile en azından edindiğiniz birkaç arkadaş ve onlarla beraber geçirdiğiniz güzel anlar var ya da ne bileyim artık hani gerçekten büyüğü olmanın verdiği çok farklı bir şey sanırım. O yüzden biraz duygulandım dün son sınavımıza girerken. Lan cidden artık hani böyle 1-2 yıla falan milletin nişanlanma haberini falan alabilecek yaşa geliyoruz falan olduk böyle. Ya bilmiyorum 20 yaşında nişanlan olurum da yani. Ondan sonra lütfen bana haber versin. Ne bileyim büyüdük mü anlamadım ne oldu yani. Mesela oğlum bu yaz 18'e giriyorum. Mesela çok ilginç değil mi? Ben LGS sonucumu açıkladım daha 2 gün önce size zaten. Ama bu kadar çabuk geçecekse ben ölmek istemiyorum açıkçası. Çok erken olur yani. Bu arada eyeliner çekmeyi öğrendim biliyor musunuz? Normalde işte beceremezdim eyeliner çekmeyi. Zeynep bir ara şey yapmış. Zeynep bana gelmişti bir ara. Şeyini bende unutmuş. Bütün makyaj malzemelerini. Baktım içinde eyeliner var. Sonra ben dedim ki acaba dedim ben bu eyeliner'ı çekebilir miyim? Sonra çektim. Eğer bunu izleyen küçük takipçilerimdensen emin ol şu an geçirdiğin anların hepsini özleyeceksin. Ne kadar kötü bir durum içerisinde bulunursan bulun. Çok absürt bir olay olmadığı sürece bu anların hepsini belki de özlemeyeceksin ama o anlar biterken duygulanacaksın ve böyle yeni bir sayfa açıyormuş ve artık böyle sanki Harry Potter'ın 5. kitabını bitirmiş gibi hissedeceksin. Anladın mı? Hayatım boyunca size lisede geçirdiğim her şeyi anlatmak için liseden mezun olmayı bekledim. Ve o zaman geliyor. Ya Zeynep Hanım akılsız başın cezasını. Okul eteğimi giydim. Bir şey diyeyim mi? Vaat geçtim. Okul falan özlemem. Sadece bu eteği özlerim. Zeynep'im açmasaydın okula doğru yürüyorum. Önce Zeynep'i alacağım. Biz Zeynep'le evlerimiz bizim çok yakın birbirine. Ama sorun sürekli beraber mi gidiyoruz? Hayır. İşte gördüğünüz gibi bazen fuarın çıkıyor Zeynep'i yakalıyorum falan böyle. İkimiz de geç kalmayı o kadar çok seviyoruz ki ikimiz birbirimizden de geç kalıyoruz her seferinde. O yüzden ama şurada bir tane karınca var göremezsiniz muhtemelen ama o galiba Zeynep çünkü lacivertli böyle beyazlı bir şey küçücük. Karınca kadar. Bu kız niye öyle geldi buraya ya? Zeynep hayatında ilk kez ütü yapmıştım size onu anlatacak. Temel nedeni çok düz tutmak o kadar zor ki böyle evirip çeviriyorsun bir şeyler yapıyorsun yine düz olmuyor. Mesela 3 kere üstünden geçtim yine böyle üst üste geliyor katlanıyor. Sonra onu açmak için tekrar buhar sıkıyorsun falan uğraşıyorsun ütüden. Yarım saat önce bitti bu. Arkadaşlar Zeynep'in şımarık ya da ultra zengin olduğunu düşünmeyin. Zeynep üşencinden tamamen ütüyü hayatından çıkarmış annesi ve Zeynep. Zeynep doğal haliyle kıyafetlerin daha güzel olduğuna inanıyor. Zeynep mesela okul eteğini ütüleceği zaman kuru temizlemeye gönderiyor. Diyorum ki ver ben ütüleyeyim diyorum. Vermiyor. Efe ya. Ağlama. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Almina, Almina. Dostum yeni ayakkabılar ne düşünüyorsun? Yapabilir miyiz? Gerçekten. Tamam ben diyeceğim ki dostum yeni ayakkabılar ne düşünüyorsun? Sonra sen de diyeceksin ki. Yalan yok. Yalan olmasın dostum. Görebildiğim tek şey alevler. Ben de şey diyeceğim. Benim adam. Damlamaya devam et benim gideceğim. Sonra şöyle yapacağım. Tamam. Tamam. Dostum yeni ayakkabılar ne düşünüyorsun? Yalan olmasın. Görebildiğim tek şey alevler. Benim adam. Damlamaya devam et benim Bakın, ladies and gentlemen, him. Dun 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 dun. And my beautiful girl. Ve Efe. Allah. What's with this? Oh, miss, this is my girl. Şu an kendimiz fotoğraf çekiliyoruz burada, okulun böyle bir tarihi binasında. Yani 12'lerin binasında. Ulan dünya Selahattin Güzel. İzmir, Atatürk Lisesi of Vila. Bir daha başla. Dilek Hoca iğnenin içindeymiş. Öyle mi? Şaka yapıyorsun. Hepsinin içinden bir anda çıktı başım ağrıyor. Nereye gidiyorsun? Abi oraya bütün 12'lere sığdırmayacaklar umarım. Yok artık. Hocam oraya nasıl sığacağız ya?
Güzel olacak. Ama olacak. Sığmayacağız. Sığmayacağız hocam. Hayır, sığacağız. Şimdi değil ya. Mesela yaparsın. Kalbimi silim. Ateş ile doldurur. Rüzgarın gönlünden. Sevgilili sevgilize. Kulun müzesindeyiz. 9'daki çekildiğimizi fotoğrafı tekrar çekilmeye geldik. Niye üçünüzde bana bakıyorsunuz ya? Bizim sınıf çekimimiz bitti şu anda. Ama Zeynep'i arıyorum, bulamıyorum. Ve Ulaş'ın çekim daha bitmedi. Şeyim, hep beraber yemek yemeye gider miyiz buradan sonra, yoksa senin planın mı var? Planım yok. Gideriz. Hep beraber yiyelim. Ben bu sabah iki tane çikolatalı kruvasan yedim. Maşallah. Bir de bir tane simit yedim üzerine. Bir de bu peynir yedim. Bu bir yiyor var ya, sanki 8 gün aç bırakmışlar gibi. Hiç ihtiyacım yoktu bu arada. Sadece istediğim için. Şu an Zeynep aslında bulsam fena olmaz bu arada. Bunların sınıf çekimi bitecek terk sonra. Ettiler. Evet, Ulaş'ın arkadaşlar onu terk ettiler. Galiba ben geldim diye. Evet. Seni sevmiyorlar. Hey. Şaka yaptım, şaka şaka. İrem. Hello. Gel. Alnının kıvırısı. Alnının neredesin şu an? Alnının. Hadi gelin. Bak sana da. Bahmut sana geldi. Ne yapayım abi, şimdi bana her şey diyorlar. O deser çok komik oldu, bağışlayayım ya. Sizce ben kimim? Edit Charmina. O gün açıkçası biraz yarım yamalak çekmişim. Çünkü o gün aslında çok kısa bir gündü. Hani o kadar uzun sürmedi o gün. Sadece fotoğraf çekimimiz oldu vesaire yani. Ne içindi bilmiyorum ama çekildik yani sınıf fotoğrafları falan. Editlerken aslında ben yani maalesef ders arasında editlediğim için çok fazla edite zaman ayıramıyorum. O yüzden biraz da böyle umarım çok yarım yamalak izlemiyorsunuzdur bu vlogları. Yani ne düşündüğünüzü aşağıya yazarsanız eğer. İletişimde kalmak beni mutlu eder. Size şimdi ondan bir hafta sonrasında falan uçuruyorum. Benim hayatım da böyle ilerliyor işte. Anneler videoları kronolojiye aykırıdır. Ve bu bir ideolojidir. Günaydın. Gene uyandım, Allah kahretsin. Bugün sanırım 3 Mayıs. Benim artık tarih kavramım kalmadı. Yitirdim. Bana her gün aynı geçiyor zaten. Instagram'dan bayramınızı da kutlamadım. Çünkü bayramda da hep ders çalıştım. Hiç de bayram gibi geçirmedim. Bayram olduğunu pek anlamadım. Bugün Zeynep'le kütüphaneye gideceğiz bu arada. Ben de hayatımdaki tek aksiyon kütüphaneye gitmek olduğu için bu anı çekmek istedim. İyi halt ettin dediğinizde duyar gibiyim. Normalde Zeynep'le normalde Zeynep 9'da benim evin orada olacaktı. Buradan gidecektik. Ve lakin Allah. Ama saat 9'u 10 geçiyor. Neyse ki yani helalde yakın arkadaşlar öyle bir özellikleri var bilmiyorum. Aynı anda geç kaldık. O da geç kaldı. O yüzden let's brush our teeth. Ay mal oldum. Hey buddy. Acaba ben şimdi bu aptal İzmir'in havasına ne giyeceğim? Size bir şey diyeyim mi? Aslına bakarsanız İzmir'in havası hep angut oluyor. Çünkü aslında hep ya bu havalarda, bahar aylarında İzmir'in havası hep angut oluyor. Yani mesela yazlık da giyinebilirsiniz ama aynı zamanda tamamen yazlık da giyinemezsiniz. Öyle iğrenç bir havası oluyor. Bir de ben çok uzun zamandır çamaşır makinesini açmıyormuşum. O yüzden şu an benim giyecek kıyafetim kalmadı. Hepsini yeni yıkadım. Hepsi de ıslak. Bir de rahat giyinmek istiyorum ya. Aslında en rahat pantolonum şu. Düz. Siyah. Evet bakın. Saçlarıma bakın. He likes my American smile like a child when our eyes meet. Darling, I fancy you. Şimdi bunu giydik. Üstüne bir de bunu giyiyoruz. Böyle oldu. Bir de kulaklık alıyoruz tabii ki. Yeni kulaklık alınca ben hiçbir kombinimi de çıkarmıyorum boynumdan. Her şeye bunu takıyorum. Herhalde heves ettim. Hoşuma gitti o yüzden şu an. Ameliyatla bile alamazsınız şu an bu kulaklığı benden. Baksanıza bu köpeğin kulaklığı cidden tilki gibi bu arada. Zeynon ve biz kütüphaneye gidiyoruz. Cuma'dan beri görüşmedik biz de. Yeni bayramlaştık, buyur. Oh, we're currently working on a Grimini while Pussy Pop and Wish It Me in Miami. Material Girl, Chanel's and Pearls. Currently working on a Grimini while Pussy Pop and Wish It Me.